Milli sporcu olarak süreci nasıl geçiriyoruz? Yani elimizden geldikçe evde çalışmaya, yani antrenman yapmaya çalışıyoruz. Yeterli imkan yok zaten. Yani ne kadar burada çalışıyorsak, yani çalışsak bile bir spor salonundaki gibi olmuyor. Yani kötü de olsa formumuzu korumaya çalışıyoruz yani. Burada biraz şanslıyım aslında. İki tane kardeşim var. Onlar da judocu benim gibi. Yani sikletle uyuyor aslında. Onlarla güzel çalışıyorum ama ev ortamı sonuçta apartman. Yani çok ses olunca komşular da rahatsız oluyor. Yani elimizden geldikçe çalışıyoruz ama spor salonları bir an önce açılırsa bizim için çok iyi olacak. Ya aslında biz çok yoğun bir tempodaydık zaten. Üst üste 4 tane falan maça gittik. En son işte Paris Grand Slam'a girdik. Ondan önce Tel Aviv'deydim. Tel Aviv'de gümüş madalya aldım. Paris'te bronz madalya maça attım. 5. oldum. Yani ondan sonra döndük. İşte pardon, 2 haftalık Japonya kampımız vardı. Kampa gittik, geldik. İşte maça hazırlanıyorduk. Kiloyu düştük. Her şey tamamdı yani. Gece yola çıkıyorduk. Bizim maç iptal oldu koronavirüsünden dolayı. Ardından bir hafta sonra Rusya'da Grand Slam turnuvası vardı. Biz oraya için hazırlandık. Oraya için de kiloyu düştük. Orası da iptal oldu. Yani benim hedefim aslında Rusya'ya girip Rusya'da işte zaten kotadaydım. Rusya'da biraz daha hani madalya alıp kendimi biraz daha kotanın içine attığım zaman çekilecektim. Sadece Avrupa Şampiyonası ve World Masters diye bir turnuvamız var bizim. Yani dünya sıralamasında ilk 22 giriyor oraya. Oraya da girip işte sezonu tamamlayacaktım. Ondan sonra olimpiyata hazırlanacaktık. Ama maalesef olmadı. Yani biraz aslında benim açımdan üzücü oldu. Yani ben gayet de hazırdım. Çok da iyi formumu koruyordum. Yani formum da gayet yüksekti. Her maçta en kötü ilk beşin içindeydim. Benim için biraz kötü oldu ama olsun, sıkıntı yok yani. Yine çok iyiyim. Yine hazırım yani. Ben sadece yani inşallah madalyamız 2021'e ertelendi yani. Bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Biz hazırız olimpiyatlara. Ben hani yaşımdan dolayı aslında sürpriz bir isimim yani. Çünkü 20 yaşındayım. Benim karşılaştığım sporcuların hepsi 26, 27, 30 o civarlarda. Bir de dünyanın en iyi sporcuları zaten. Yani olimpiyat en üst seviye. Yani her an herkesi yenebilecek potansiyelim var. Hani ben kendi açımdan altın almayı planlıyorum. Hani madalyanın rengi belli olmaz ama inşallah ben altın almayı planlıyorum yani. Aldım. En kötü madalyası yani kürsüde ilk 3'te olmayı planlıyorum. Yani benim için kendi açımdan bakınca hedef yani her zaman hedefim zaten her sporcunun olduğu gibi benim de olimpiyatta madalya almak. Yani zor değil. Ben madalya alacağımı düşünüyorum ama rengi belli olmaz. Yani öyle diyebilirim. Tabii inşallah işte bu sene normalde İstanbul'da olimpiyattan sonra Gençler Dünya Şampiyonası olacaktı. Ben hala gencim zaten. Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmayı düşünüyordum. Ondan önceki hedefim işte Rusya Grand Slam'da madalya alıp ardından inşallah Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Ben orada hani hayalimdir Büyükler Avrupa'da madalya almak. Yani en büyük hayallerimden biriydi. Büyükler Avrupa'da madalya alıp World Master'ı da sonlandırmayı düşünüyorum yani bu sezonu, kalan sezonu. Yani şu anki maç programımız belli değil ama yine yani hedeflerim aynı, değişmiyor.